Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf Türkçe 143, 144, 145, 146, 147, 148. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz bilinçli tüketici. İlk sorumuzdan başlayalım. Aileniz alışveriş yaparken aldığınız ürünün fiş veya faturasını almaya özen gösteriyor musunuz? Yaptığımız alışverişlerde değişim ve iade gibi ürünün hatalı çıkması durumunda hakkımızı arayabilmemiz için fiş ve faturamızı göstermemiz gerekmektedir. Bu yüzden biz de yaptığımız alışverişlerde fiş ve faturamızı mutlaka alıyoruz ve evde kaybolmayacak şekilde saklıyoruz. Aynı zamanda iş yeri bize ürün konusunda yardımcı olmazsa tüketici haklarına başvurabiliriz. Fakat bunun için de öncelik istenen belge fatura ibrazıdır. Aldığınız ürünün hatalı çıkması durumunda neler yaparsınız? Aldığım ürün hatalı çıktığında öncelikle aldığım mağazaya götürürüm. Değişim yapmalarını ya da firmaya incelemeye göndermelerini talep ederim. 21 iş günü dönüş süreleri vardır. Bu iş günü süresi dolana kadar beklerim. Sonuç olumlu gelirse iade işlemimi yaparım. Fakat olumsuz gelirse de tüketici haklarının heyetine fişim ve faturamla dilekçemi yazarak şikayette bulunurum. Onlar da ürünün bilirkişiye sunarak hatanın benden mi yoksa firmadan mı kaynaklı olduğunu incelerler. Ve sonuç olarak olumlu cevap gelirse eğer mağazadan nakit olarak paramı iade alabilirim. Bu şekilde haklarımı koruyan bir kurum olduğu için ben de mağdur olmamış olurum. Kantinden yiyecek ve içecek alırken bu ürünün son kullanma tarihine bakar mısınız? Sadece kantinden değil, market, bakkal gibi ambalajlı gıda ürünleri satan her yerden yiyecek ve içecek alırken son kullanma tarihlerine bakarım. İş yeri sahibinin ihmaline gelmiş ya da gözünden kaçmış olabilir. Fakat onların küçük bir ihmali benim günlerce hastalanıp derslerimden geri kalmama sebep olur. Bu yüzden kendime aldığım yiyecek ve içeceklerde son kullanma tarihlerine dikkat ederim. Şiirde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle bu kelimeleri bulunuz. Eksikliği duyulan şey ihtiyaç. İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur, bilinç. Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu yasalara uygun, yasal. Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, tüketici. Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, besin, gıda. Aşırı harcamalardan kaçınan, idareli, tutumlu. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, emek. Okul ihtiyaçları için kırtasiyeye gittiler. Bilincini sadece derslere yoruyordu. Yasal olarak çocuk hakları önem taşıyor. Bilinçli bir tüketici olmalıyız. Gıdalarımızda Tarım Bakanlığı onayı aranmalıdır. Tutumlu ve tasarruflu olarak eve destek olmalıyız. Ailemiz emek vererek maddi kazanç elde etmektedir gibi cümleler kurabiliriz. Metinde geçen kelimeleri eş anlamlarıyla eşleştiriniz. İhtiyaç, gereksinim, sonsuz, ebedi, bilinçli, şuurlu, savurganda, tutumsuz demektir. Şair kendimize hangi soruları sormamızı istiyor? İnsanların ihtiyaçlarının neler olduğunu ve dünyada var olan kaynakların ne olduğu gibi soruları sormamızı istiyor. Şaire göre sınırsız sanmamamız gereken nedir? Şaire göre sınırsız sanmamamız gereken tatlı su kaynaklarıdır. Dünyamızda tatlı su kaynakları sınırlı olduğu için tasarruflu bir şekilde kullanmamız gerekir. Şair bizden neler yapmamızı istiyor? Şair bizden insanların bilinçli bir şekilde tüketici olması, yasal haklarımızın neler olduğunu bilmemiz, sağlıklı bir şekilde beslenmemizi, tutumlu olmamızı, hesabımızı bilmemizi istiyor. Şiirde geçen savurgan olmamalı sözünden ne anlıyorsunuz? Savurgan olmamalı sözünden kaynakları bilinçli şekilde kullanmamız, sadece ihtiyacımız kadar kaynaklardan yararlanarak tasarruflu olmamız gerektiğini anlıyoruz. Aşağıdaki boşlukları okuduğunuz şiire göre doldurunuz. Başlık ile içerik uyumludur çünkü bilinçli tüketici hakkında bilgiler vererek nasıl bilinçli bir tüketici olmamız gerektiği hakkında bilgiler vermiştir. Aşağıdaki dörtlü okuyunuz. Bu dörtlükte verilmek istenen mesaj nedir? Hesabını bilmeli, zor günleri görmeli, değer verip emeğe savurgan olmamalı. Şiirde bizlere gelecekte sıkıntı ve zor günler çekmemek için tutumlu olmamız ile elimize geçenlerin değerli bilmemiz gerektiği hakkında bilgiler vermektedir.
Aşağıdaki atasözlerinden bu şiirin dörtlüğüyle ilgili olanları işaretleyiniz. Ak akça kara gün içindir. Sakla samanı gelir zamanı. Güvenme varlığa düşersin darlığa. Ayağını yorganına göre uzat. İşten artmaz dişten artar. Aşağıdaki görselliği inceleyiniz. Bilinçli tüketici davranışı olan görselleri işaretleyiniz. Evet, çocuk çanta istiyor ailesinden. Onlar da alışveriş planı yapıyorlar. Aylık hesaplarını yapıyorlar. Bilinçli tüketici. Evet, markette süt alıyor. Son kullanma tarihine bakıyor çocuk. Evet, gece yatacak. Işıklarını kapatıyor. Doğru. Evet, bu kız da dişini fırçalarken suyu açık bırakıyor. Bu da olmaması gereken yanlış hareket. Alışverişe çıkmanın önünde ihtiyaç listesini hazırlarım. Bilinçli tüketiciye ait olanları işaretliyoruz. Satın alacağım ürünün son kullanma tarihine bakarım. Satın aldığım ürünün iade koşullarını bilirim. Aşağıdaki karikatürü inceleyiniz. Bu karikatürde verilmek istenen mesajı yazınız. Bu karikatürdeki mesaj bizlerin ihtiyaçlarımızı almamız gerektiği hakkında bir mesaj vermektedir. Bilinçli tüketicinin özelliklerini arkadaşlarınızla tartışarak belirleyiniz. Bilinçli tüketiciler hak ve sorumluluklarını bilen kişilerdir. Öncelikle ürün alırken fiyat araştırması yaparlar. En uygun hangisi ise onu seçerler. Aldıkları üründe TSE damgası var mı ona dikkat ederler. Yaptıkları alışverişin fiş ve faturasını saklarlar. Ürünle ilgili sorun yaşarlarsa aldıkları yere götürüp iade ya da değişim talep ederler. Eğer satıcı onlara hatalı ürünle ilgili yardımcı olmazsa tüketici hak emeğine başvuru yaparak haklarını orada ararlar. Ürünlerin son kullanma tarihine ve nerede üretildiğine bakarak alır ve ürünün ambalajı yırtıksa almazlar. Aşağıdaki şikayet dilekçesini okuyunuz. İclal Giyim Merkez Mağazası'na İstanbul. Ankara Kızılay mağazanızdan aldığım montun eve geldiğimde dikişlerinin sökük olduğunu fark ettim. Mağazaya faturamla gidip ürünü gösterdim. Kullanıcı hatası olduğunu söylediler. Ancak ben ürünü hiç kullanmadım. Etiketi dahi üzerinde duruyordu. Mağaza müdürüyle görüştüm. Kendisi bu konuda yardımcı olacağını söyledi. Ancak 3 haftadır herhangi bir bilgi vermediler. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Konuyla ilgili hakkımı tüketici hakem heyetinde de arayacağımı eklemeliyim. Evet, bir mağazadan ayakkabı aldınız. İlk giydiğiniz gün ayakkabının tabanı açıldığını fark ettiniz. Aldığınız ürünün iadesi ve mağazayı konuyla ilgili bilgilendirmek için örnekteki gibi mağazaya bir şikayet dilekçesi yazınız. Evet, Elsivaki Giyim Merkez Mağazası'na İstanbul denmiş. İzmir Bornova ilçesinde almış olduğum kazakların bir tanesinin bir kısmının ipliklerinin çıktıklarını fark ettim. Aynı gün mağazaya giderek değişim talep ettim ancak burada var olan personeller kullanıcı hatası olduğunu beyan ettiler. Konuyla ilgili hakkımı tüketici hakem heyetinde de arayacağımı eklemeliyim. Aşağıdaki cümlelerde eğik çizgi hangi amaçta kullanılmıştır? Temel gereksinimin yasal hakları bilin, yeterli ve dengeli, sağlıklı gıda yiyin, yan yana yazılan mısralarda mısraları ayırmak için kullanılmıştır. Evren Sokak No 9/5 Cebeci Ankara, kapı ve daire numaranı ayırt etmek için kullanılmıştır. 28-12-1982 benim için yeni bir başlangıç olmuştu. Gün, ay, yıl gibi sayıları birbirinden ayırmak için kullanılmıştır. Lık lik isimlerinden isim yapan yapım ekidir. Ekleri göstermek amacıyla kullanılmıştır. tdk.gov.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Tarayıcılarda link başlangıcını göstermek için kullanılmıştır. Eğik çizginin kullanım amaçlarına uygun cümle örnekleri veriniz. Kullanılmak istenilen anlamı belirtme, edebiyatta şiirde bazı şeyler için çok uzun düşünmek gerekir. Tarihlerde kullanma, 25.03.1918, 4.4.1990, farklı dillerdeki anlamı belirtme, Edebiyat Fakültesi, Journal of Letters. Evet, tutumlu olma konusunda çevrenizi bilinçlendirecek bir broşür hazırlayınız. Broşürde tutumlu olmakla ilgili deyim ve atasözlerine yer veriniz. Evet, bu şekilde bir hazırlık yapılmış. Tutumluluk az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır diye. Özgürlük ile ilgili özdeyişler derleyiniz. Özgürlük ile ilgili özdeyişler, bakalım hemen.
Her ayrıcalık özgürlüğe bir saldırıdır. Sen hiç ölümün gölgesinde özgürlük yaşadın mı? Akıl sana ait değilse ruhun özgür kalmaz. Allah bize hayatı verirken hürriyeti de verdi. İnsan hür olmadan huzurlu ve mesut olamaz. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. İyi günler.